Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu'yla başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıklar izleyelim. Rakya Haber kanalında yayınlanan Vatan ve Halk adlı program üzerinden Başbakan Muhammed Şia El Sudani vatandaşların şikayetlerini dinleyerek takip etti. Ulusal Gençlik Diyaloğu Konferansı'nın kapanış oturumunda Başbakan Muhammed Şia El Sudani, Bakanlar Kurulu'nun 12 Ağustos'ta tekabül eden Uluslararası Gençlik Günü'nde olağanüstü bir toplantıya çağrılması talimatını verdi. Güvenlik açısından El Cezire çölünden Anbar ve Selahattin illerini ayıran sınır bölgelerine oradan da Ninova'daki Hadar çölüne kadar arama tarama operasyonları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Anbar ilinde çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiğini duyurdu. Lübnan ordusu Ayn el-Hilva kampında askeri bir operasyon düzenlemeye hazırlandığını yalanladı. Kerç Boğazı'nda bir Rus petrol tankeri, Ukrayna insansız hava araçları tarafından hedef alındıktan sonra büyük hasar gördü. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Ana haber bültenimizin başlangıcı Rakya Haber kanalında yayınlanan Vatan ve Halk adlı program üzerinden Başbakan Muhammed Şia El Sudani'nin vatandaşların şikayetlerini takip etmesi ve taleplerini dinlemesinden haberinden olacaktır. Vatandaşların sorunlarının çözülmesine ve taleplerinin güvence altına alınmasına vurgu yapan Başbakan, emeklilerin hak ettikleri arsaların önemli bir bölümünü alacaklarını belirtti. Hükümet faaliyetlerinde Başbakan Muhammed Şia El Sudani, Babil milletvekilleri ildeki hizmet ve ekonomik durumu ve özellikle hizmet yönleri olmak üzere ilin her düzeyde ve her alanda neye ihtiyaç olduğunu tartıştı. Başbakanlık basın bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda hayati hizmet ve ekonomik sektörleri ilerletmeyi amaçlayan hükümet planları gerçekleştirmek için yasama ve yürütme kurumları arasındaki çabaları ve vizyonları birleştirmenin önemini vurguladı. Başbakan, Irak Hava Yolları'na ait bir uçakta meydana gelen arızanın nedeniyle ilgili acil soruşturma açılması talimatını verdi. Başbakanlık basın bürosuna göre Başbakan kusurla ilgili bir şikayet aldıktan sonra Ulaştırma Bakanı'na uçağın platformasını, performansını ve uçuşlarını olumsuz etkileyen bu kusurun nedenlerine ilişkin acil ve profesyonel bir soruşturma başlatması talimatını verdi. Ulusal Gençlik Diyaloğu Konferansı'nın kapanış oturumunda Başbakan Muhammed Şia El Sudani, Bakanlar Kurulu'nun 12 Ağustos'ta tekabül eden Uluslararası Gençlik Günü'nde olağanüstü bir toplantıya çağrılması talimatını verdi. Konferansta Irak gençliği durumunu ilerletmek ve enerjilerini ülkeye hizmet için harcamak amacıyla 2 ay üst üste çeşitli illeri temsil eden bir grup genç tarafından hazırlanan bir dizi fikir ve önerilerin sunumuna tanık oldu. Başbakan konferansta yaptığı konuşmada istatistiklerin insanların %60'ından fazlasının 25 yaşı altında olduğunu belirtti. Konferansta Irak gençliği durumunu ilerletmek, Başbakan konferansta yapmış olduğu açıklamasında ayrıca gelişmiş yabancı üniversitelerdeki öğrenci burslarının göstergelerinin doğrulduğuna dikkat çekti. 15 محافظة فكل التقدير والاحترام لجهود الفريق هذا المؤتمر الذي يمثل خلاصة أفكار شبابية لفريق مثابر من الشباب
عمل طيلة شهرين متتاليين على بلورة مقترحات شارك فيها أبناؤنا من 15 محافظة، فكل التقدير والاحترام لجهود الفريق. من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن العراق يصنف من بين الدول الشابة في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 60% من شعب العراق هم دون 25 عاماً، بما يجعله واحداً من أكثر الشعوب شباباً، وهذا بلا شك يدفعنا لأن نطمئن على مستقبلنا الذي سيكون بين أيديكم، لأن الكثير من الدول بما فيها الدول الأكثر تقدماً وتحضراً تعاني اليوم من مشكلة شيخوخة مجتمعاتها. لذلك فبلدكم اليوم محظوظ بطاقاتكم وعقولكم اللامعة، هذه العقول التي أثبتت جدارتها سواء داخل البلد أم خارجه، فمؤشرات ابتعاث الطلبة في الجامعات الأجنبية المتقدمة تؤكد أن الطالب العراقي دوماً يحصل على أعلى المراتب ويتميز عن باقي أقرانه بالاجتهاد والتفوق. Aynı konferansta Başbakan hükümetin özel sektörü geliştirmeyi önceliklerinin ilk sırasına koyduğunu ve özel sektördeki işçileri devlet sektörüyle eşit tutan sosyal güvenlik yasasının onaylanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Başbakan yapmış olduğu açıklamasında gençleri yatırımcı ve fikir mucidi olarak girmeye teşvik etmek için birçok girişim başlatmanın gerekli olduğunu belirtti. في الاقتصاد الريعي أحست بخطورة الاعتماد على فكرة النظام الاقتصادي الأحادي الريعي. العمل في القطاع الخاص الذي يمثل في جميع البلدان الركن الأساس في إدارة الاقتصاد، بل إن الكثير من الدول النفطية التي تتشابه معنا في الاقتصاد الريعي أحست بخطورة الاعتماد على فكرة النظام الاقتصادي الأحادي الريعي، واتجهت نحو فتح آفاق استثمار خبرات وطاقات وإبداعات وابتكارات الشباب في القطاع الخاص، لأن الدول التي تعتمد على هذا النمط من التفكير الإداري سيكون مصيرها الفشل وتبقى رهينة بيد تقلبات السوق الذي تعتمد عليه في سلعتها الأحادية. ونحن قد رأينا كيف أن ارتباك أسعار النفط وانخفاضها قبل سنوات قريبة قد جعلنا نتلكأ حتى في Yolsuzlukla mücadele çabalarında dürüstlük komisyonu, komisyonda çalıştığını iddia eden sanık hakkında 6 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Komisyon hükümlünün Elkarh yakasındaki ilk emlak sicil dairesindeki resmi işlemler sürecinde komisyonda çalışma iddialarından yararlandığını bildirerek mahkemenin bu davada elde edilen delilleri inceledikten sonra mahkumiyet kararı verdiğini sözlerine ekledi. Petrol Bakanlığı taslak petrol ve gaz yasasını takip etmek ve müteakip toplantıları organize etmek için komitelerin kurulduğunu duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada Petrol ve Dışişleri Bakanları bölgesel yönetimden bir heyet petrol üretilen illerin valileri ve başbakan danışmanının yer aldığı bir toplantı düzenleneceğini doğruladı. Güvenlik açısından El Cezire Çölü'nün Ambar ve Salahattin illerini ayıran sınır bölgelerine, oradan da Ninova'daki Hadar Çölü'ne kadar arama tarama operasyonları başlatıldı. Askeri kaynaklar operasyonun Hadise ilçesine bağlı El Cezire Çölü'nde DAEŞ terör örgütü teröristlerinin izini sürmeyi amaçladığını belirterek operasyonun Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatlar doğrultusunda elektrik nakil hatlarının güvenliğini sağlamayı da amaçladığını belirtti.
Aynı kapsamda Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, hedef alınan enerji nakil kulelerinin yeniden inşasına başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada göre Bakan Fazıl, Bağdat'ın doğusundaki kule ve hatların yeniden yapımı için ekipman ve makinelerin hazırlanmasını denetledi. İçişleri Bakanı Anbar ilindeki çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiğini duyurdu. Resmi açıklamaya göre zanlılardan birinin olay yerine giderek itiraf etmesi ve ele geçirilen malzemelerin teslim edildiğini doğrulaması üzerine narkotik ve psikotrop maddelerle mücadele şube müdürlüğü koordinasyonda çevik kuvvet ekipleri Rutba bölgesinde arama yaptı. Hacdil Şabi Kuzey Bölge Operasyonlar Komutanlığı tarafından Kerkük Askeri Üssü'nde uyuşturucu ve toplum üzerindeki etkileri konulu seminer düzenlendi. Kuzey Bölge Hareket Komutanlığı Hacdil Şabi Kurumu tarafından Kerkük Askeri Üssü'nde uyuşturucu ve toplum üzerindeki etkileri konulu seminer düzenlendi. Farkındalık yaratmak için uzmanlar tarafından konferanslar verildi. Hacdel Şabi Genel Kurumay Başkanlığı'nda seçkin insanlar, aşiret şeyhleri ve din adamlarının yanı sıra güvenlik görevlilerin katılımıyla uyuşturucu ve toplum üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele konusunda bilinçlendirme ve eğitim seminerleri verildi. Hakikaten bu büyük bir mazalendi. Bu ısrarlar dağıtacaktı. Eğer hükümet muhtevit olmasa, birinci kaziyeti tayin etmese bu gençlere, bu kaziye intişar tapar. İkinci, أماكن الرفاه والأماكن الرياضية ساحات للرياضة وللعمل وللترفيه والمساء بجنجلر مسجارة بس يعني بق إن بخاندك كوفيلات جنجلر دول دشنا جزء جندس فدولة مو إنسان بولار كي ما دولة تشتلر برا من دشنسلر دبسلر دستر بجنجلر نجبس إحاطة إداغن نجبس بولارن نشاطنا استفادة إداغن حتى دشمونلر استفادة مثلاً. Öte yandan kanunun uyuşturucu kullanıcıları ile başvurduğu önemli noktalara açıklık getirmek amacıyla hukuk yetkilisi Doktor Hanan ile görüşme gerçekleştirildi. Gerçekten Kerkük'te muhaddere çok intişar olduğundan dolayı bizim gençlerimiz kız olsun, erkek olsun, gerçekten biz bunların üzerlerine korktuğumuz zaman gerekmen bir tevhiye yapalım, bir tetkif yapalım. Ve biz bir gün yığıştırdık, Ucaha Kerkük nuhbeleri yığıştırdık. Her kişi öz tarafında gitsin, tevcih etsin üzerine. Ve bizim buraya hazır olanlar şeria cemaatinden gelmişler ve kanuni ben konuştum doğrusu, kanunu tevdih ettim. Ukubetler ki ne var, kim mukadderat aldı, uyuşturucu aldı. Ukubası neydi? Başladık üsküge ukubeden, idamdan başladık. Andık ile an müebbet, muakkat hükümlerden ile an uğramaya andık. Hepsini anlattık üzerine. Narkotik İşleri Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve psikotrop maddelerle ilgili videolar da sunulurken, Kerkük'teki vakalar ve bunların nasıl kontrol edildiğine dair de bir açıklama verildi. Bu bilirsiniz bir pis bir afadı, müştemaat tehdididir. Müştemaat'ın hazırın tehdididir, müstakbelin de tehdididir. Gençlerimizi çağırırız bu güzel havailden, aparırız karanlık yerlere, böyle inhiraf edirler. Bu bir hale silviyadi müştemaada. Hamdolsun şükür olsun Allah'a. Taunumuzdan, burada kıyat şurtadan, vacizel emniyeli okura, kehaşit şabi bir güzel marhalara ulaştık. Hamdolsun şükür olsun Kerkük, kıyasen diğer muhafazalara göre özünde ferdidir. Bunlar da gözaltı aldılar. Yerel seçimlere tek liste ve birlik katılmak için Türkmen Tuz Hurmatu Meclisi'nin önerisi üzere geniş bir toplantı düzenlendi. Yerel seçimlere tek liste ve birlikte katılmak için Türkmen Tuz Hurmatu Meclisi'nin önerisi üzere geniş bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya çok sayıda önde gelen şahsiyetler ve vatandaşlar katıldı. Tabii bugün Meclis Türkmen'i bir işe kalktı, bir güzel işe. Davet ettik bütün Tuz'un önde gelenleri ve bütün mutakafleri ve şuyuk aşairi ve bütün müdera dairesi
davet ettik bir intikabdan ötürü. Bilirsiniz her şeyde intikabda çok enenler olur. Bu enenler de yani müreşşehler de hepsi bizim dostumuzdur, kısımımızdır, hepsinin de kabiliyeti var. Hapsi de yadağımda, hapsi de bize ayette Tanrı gözlerini. Yani ayıpları yoktu, elhamdülillah ve şükür. Kabiliyetleri de var işlemeye. Mes ama mevdu haradaydı, mevdu bizim kabiliyetimiz yoktu 5-6 enelmeye. Yani 2 tane nefes, 2 tane enelme, 2 tane ise biz hasar ederiz. Nece Nuvab malında hasar ettik. Bunda da etmezsin, böyle olsa hasar ederiz. Ve biz tecemmü ettik bu muhtemeri. Şimdi muhtemerden geldik buraya meclise. Mecliste Allah sağ etsin sizi geldiğiniz aynı bizim lakitmaga bizimle beraber merkez yani meclisin binayasında. Ve ben konuşurum derim yani bu müreşşehler geçseler hepsi otursalar bir yerde. Bu muhtemel bir ses idi verdik millete. Millet bilsin yani bu enenler kazanmazlar. Eğer bir sot olmasalar. Yığışsınlar, müreşşehler bir saat olsunlar. Biz hepimiz giderik, uşaklar, arvad, ihtiyarları, mağukları hepsi teklemiş arabayla parak giderik sandık başına. Toplantı sırasında gelecek seçimlerde Türkmenlerin Selahaddin Meclisi'nde iyi bir şekilde temsil edilmelerine dair konulara vurgu yapıldı. Biz bir gün bir kurultay yaptık. Yani biz diyendik Tuz Hurmatı Türkmen Meclisi. Bir kurultay yaptı. Duzun bütün öğde gelenlerini ve bütün şerayihten hepsini davet etmişiydi. Ve hepsi de hazır oldu. Hazır olunca da biz de bildirdik özlerine ki bu geçen seçimlerde hasarata uğradık. Neksilere uğradık. O neksilere uğramamak için biz bu kurultayı yaptık ve bildirdik. Ki millet ola millet olduğumuz halde bu millet temsil ettiğimiz halde iki çok müreşşah enmesin. Çok müreşşah enende bizim seslerimiz dağılır. Dağılanda hiçbir söz, hiçbir aday yetirebilmir ne il meclisine ve ne de parlamana. Ve onun için biz ricamız budur. Biz rica ederiz özlerini, emretmiyoruz. Rica ederiz bizim mesullerden, hizblerden. Yığışsınlar, otursunlar, gelsinler, tartışsınlar. Özler, öz ara yerlerinde bir aday seçsinler, bir müreşşah seçsinler, onu endirsinler meydana. Biz de hepimiz onu, bütün gücümüzden gider sandık başına onu seçerin, ona sot verin, hatta çıksın gitsin orada bizi temsil etsin. Lübnan geçici hükümeti ülkedeki güvenlik durumunu endişe oluşturmadığını vurguladı. Bu açıklama Arap ve Avrupa ülkelerinden Lübnan'daki vatandaşlarına yönelik uyarıların ardından gelmiştir. Bu arada hükümet Ayn el-Hilve kampındaki olaylarla ilgilenmek için siyasi ve güvenlik temaslarının ilerleme kaydettiğini belirten bir açıklamada bulundu. Buna karşılık Lübnan ordusu Ayn el-Hilve kampında askeri bir operasyon düzenlemeye hazırlandığını yalanladı. Ordu kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kampta askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin bazı sosyal medya organlarında dolaşan bilgilerin yanlış olduğunu belirterek buradaki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve elde etmek için verilerine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Sudan'a ordu Umdurman kentindeki çevik kuvvet güçleri bölgelerine topçu bombardımanını yenilerken askeri uçarken daha doğrusu uçakların sürekli uçuşuna denk geliyor. Bu da Birleşmiş Milletler'in Sudan'daki çatışmanın yansımaları konusunda uyarıda bulunduğu bir zamana denk geliyor. UNICEF İnsani Eylem ve İkmal Operasyonlarından sorumlu icra direktör yardımcısı Ted Caiban çocukların benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek resmi rakamların Sudan'da savaşın başlamasından bu yana her saat bir çocuğun öldüğünü veya yaralandığını ortaya koyduğunu kaydetti.
Kerç Boğazı'nda bir Rus petrol tankeri Ukrayna insansız hava araçları tarafından hedef alındıktan sonra büyük hasar gördü. Medya kuruluşlarına göre hedef alma Kırım'ı Rusya'ya bağlayan stratejik köprüde trafiğin kısa bir süreliğine durmasına neden oldu. Rusya, Ukrayna'ya Kerç Boğazı'nda sivil bir gemiyi hedef alan saldırıyı karşılıklı vereceği sözünü vererek bunun cezasız kalmayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zaharova saldırıyla ilgili açıklamada Moskova'nın bu saldırıyı şiddetle kınadığına işaret ederek barbarca olarak nitelendirdiği bu tür eylemlerin hiçbir gereksinimin olmayacağını söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başta seyir füzeleri ve insansız hava araçları olmak üzere stratejik silahların üretimini iki katına çıkarmaya yönlendirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı Kim Jong-un'un mühimmat fabrikasını denetlerken büyük kalibar çoklu füze rampalarının üretiminde doğru ve modern işleminin geliştirilmesine atıfta bulunduğunu ve ayrıca yeni stratejik geliştirmede bir devrim yapma çağrısında bulunduğunu söyledi. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Rakıya Haber kanalında yayınlanan Vatan ve Halk adlı program üzerinden Başbakan Muhammed Şia El-Sudani vatandaşların şikayetlerini denetleyerek takip etti. Ulusal Gençlik Diyalog Konferansı'nın kapanış oturumunda Başbakan Muhammed Şia El-Sudani Bakanlar Kurulu'nun 12 Ağustos tekabül eden Uluslararası Gençlik Günü'nde olağanüstü bir toplantıya çağrılması talimatını verdi. Güvenlik açısından El Cezire çölünden Anbar ve Salahattin illerini ayıran sınır bölgelerine oradan da Ninova'daki Hadar çölüne kadar arama tarama operasyonları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Anbar ilinde çok miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiğini duyurdu. Lübnan ordusu Ayn el-Hilve kampında askeri bir operasyon düzenlenmeye hazırlandığını yalanladı. Kerç Boğazı'nda bir Rus tankeri Ukrayna insansız hava araçları tarafından hedef alındıktan sonra büyük hasar gördü. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.